Dostlar esta niğerim hoş geldiniz. Ee, bomba gibi ömle sizlerleyiz. Hadi bakalım. Ee, yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Ona 2 3 kere cevap verdim ama benim herhalde kötü yorumcum, yani kötü yorum yapan adam bende ben bir daha çok yorum atıyor. Canınız sağ olsun. Biz buradayız. Yıllardır da burada olmaya devam edeceğiz. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dostlar, bıçağımız hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇lk ilk 700'ümüz geldi. Şimdi çarların bir para miktarı olduğu için tutabildi. Ee, bu kadar oluyor. Şimdi ilk 700'ümüzü aldık. E ee, toplam 2K won alacağız. Şimdi kekle depoya geçiyorum. Dostlarım, ee, diğer 700 won'umuzu da alıyoruz. 700 700 1400. Ee, geriye al, 600 won kaldı. Onu da surama koyacağım. Evet dostlarım. Tek kalemde sattığım en pahalı item olarak bıçakla vedalaşıyoruz. Zaten açıkladım size niye sattığımı. Bir canavara 1200 won vermemek için satmıştım e, ee, bu itemde arkadaşlar kefil itemiydi. Yani itemi aldım kapora olaraktı. Bir gün parayı getirmese bu elmas bizim olacaktı arkadaşlar. Tabii ki parayı getirdi. Ee, ve şunla da birlikte paranın geri kalanını almış bulunmaktayız. 3 çarımıza topladık arkadaşlar. Şu an 7, 734 var. Bir çarımız var. 618 on bir çarımız var. 823 on bir çarımız var. Hatta durun size şöyle göstereyim ekran yakalamadan. Heh. Şöyle 823 bunda var. Hayırlı olsun kardeşim güle güle kullan. 618 birinde var. 734 birinde var. Şimdi arkadaşlar bu 618'i bıçağı sahibine vereceğim. Dayımdan almıştık biliyorsunuz. Dayım 610'a pazara atmıştı. Satamamıştı uzun bir süre. Ee, sonra al bu bıçak dışarı gitmesin. Güzel bıçak senin olsun demişti. Ee, şimdi o bıçağında o günkü parasını vereceğiz. Ee, evet cebimizde de 1410 falan gibi bir kar marjı kalıyor. Bunun tabii ki basımını harcadığımız para, efsun ve 6 harcadığımız para. 6-7'sine para harcamadık. 3 tane kutsamada geldi. Efsun'la biraz para gitti. Bir 6-10 karası hep gitti. Artı 9'unun da 8'iyle ile 9'una tek attık. 8'ine biraz daha uğraşmıştık ama toplam harcadığımız para 400-500 won diyebiliriz. Bizim burada arkadaşlar kar marjımız 900-1000 won arası. Evet dostlarım bu e, güzel güne geldik e, kulelerimizi alıyoruz şimdi e, aldığımız katlar Bunlar arkadaşlar e, son tabi kule bitmeye yakın e, son 4 gün e, alamamanın bayağı bir etkisi oldu ama azama etmeyen de çoğu bulamaz e, çok şükür diyeceğiz e, Yapacak bir şey yok elimizden Geldiği kadar diyeceğiz e, İlk defa ben bu kuleye uğraştım İlk defa yaptığım bir şeydi arkadaşlar e, ama Keyifliydi hani bir şeyler öğrendim Yeni şeyler öğrendim ee, Güzel oldu ee, Borçlarımız vardı borçlarımızdan bir Son 64 alastor sandığı kalan bir borcumuz vardı <laughs> Onu verdik 611 bir borcumuz var onu da vereceğiz arkadaşlar Borçları da tabi bitirme yoluna giriyorum Burada gelen sandıklarımızı da açıyoruz Yani benim hedefim biliyorsunuz 50 sandıktı öyle demiştim 50 sandık demiştim 50 sandık alamadık sağlık olsun ee, Belki güzel çıkar Belki olumlu çıkar. E, az bir sandık olduğu için arkadaşlar, hani kule sandığını da görelim diye açacağım ben. storlarımız da var. Bunlar da açacağım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Demirci taşı çıktı. Troll kornosu çıktı. Geçit bileti çıktı. Runik taşı çıktı. E, runik taşı eldiven demek değil mi bu? Bu 25 won falan herhalde değil mi? Bakalım. E, küçük kutsama çıktı. Artı 5 tılsım çıktı arkadaşlar. Ejderha kutsaması çıktı. Sarı parça çıktı 10 tane. Ee, yılan kılıcı çıktı. Alev çıktı 10'lu. Bu da güzel. 10'lu alev de güzel oldu. Ee, eldiven Alastor'lar kötü çıkıyor. 4 tılsım çıktı. 5 buzun gücü. Bu satılır arkadaşlar. Bu satılır direkt. 5 buzun gücü. Bunu 5-6 bana satarım direkt. Ee, paralı asker çıktı. İrade Topazı çıktı 200 tane bu kötü Alastor'dan hiçbir şey çıkmıyor Yılan Yayı çıktı Ejderha Alevi bu sefer 5'li çıktı arkadaşlar e, Beyaz Ejderha Pulu Alastor çok çöp atıyor 9. Oğlun Kitap Sandığı 10 tane Ay çok kötü Arttırma Kağıdı Whittlesim'a artı 5 Ateş 6 veriyor Bu da meleğicilere belki satabiliriz Bakalım e, Geçit Bileti At Beceri Sandığı e, geri tepme demiş. O da çöp. Oğlum Alastor ne kadar kötü çıktı ya. At becerisi sandığı çıktı bir de Şamanlara karşı güç. Parıltılı kan kırmızı. At becerisi. Parıltılı istiri diye. Beyaz inci 5 tane. Valla arkadaşlar. E, Alastor. Aşırı kötü çıktı. E, diğer sandığı da bir denemiş olduk. Diğer sandıkta kötü çıktı. İkisi de kötü çıktı. Burada bayağı bir para vardı. Zarar oldu. Dostlar e, 600 won borçla dayıma vardı. Biliyorsunuz. Onu da veriyoruz şimdi. Hani para nereye gitti demeyin. O bıçağın biliyorsunuz boş haline almıştık. E, o parayı verdik. Tam 999 won vardı. Biraz gezdim ama 999 won Böyle biraz bir turladım yani. Dostlar parayı çok bulduk. Hemen şöyle bir program hazırladım. E, parayı bulunca tabi bana <laughs> biraz güzel geldi bu arada biliyorsunuz 24 temiş yapmıştık çoğu bandımızı o 24 temiş pazara gitti o şu an satılmayı bekliyor ben alttan bir 19 götürmeyi deneyeceğim İnşallah iyi gider e, burada bir parlamasyon olmadı arkadaşlar Emir kardeşim abone olmuş Twitch'te bize e, o zaman bunu Emir kardeşim için deneyelim Hadi bakalım bir tane de onun için deneyelim. O kardeşimiz için de parlama olmadı. Bunu bizzat YouTube'um için deniyorum. Bu YouTube'um için, bu deneme YouTube'um için. YouTube'um için de olmadı. Bu denemede benim için, bizzat kendim için. Kendim için de olmadı. Bu denemede ee, Nazım için, Gre Nazım. Hadi bakalım bu denemede Nazım için. Bu da olmadı arkadaşlar. 5 tane vardı. 20 bonu 7 kuşak. 19 iken bile geçmiyor. İnanılmaz. <laughs> arkadaşlar o proje yakmalık projesiydi. Orada biraz feda verdik. Hani kuşak şanssızlığımız var gibi gösterdik oyuna. Ya kuşakta hepsi yandı ama 6 tane attık. Arkadaşlar 20 won az önce girmişti. Buradan da 95 won girdi. Şu an ee, 120 won harcadık elimizde hiçbir şey yok. Bir çok güzel başlangıç para bereketli bir para oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi e, kumarlara etrekşunlara devam ediyoruz. Yel Yelpaz üretim ve çan üretim elimde vardı. Şu an son parçası olan gayayı alıyorum arkadaşlar. E, diğer ürünlerimizi de aldık. İlk ay dostumdan aldık bizim element doğumuzdan aldık gayaları. E, şu an gaya çark jedit otbok bilmem ne yılan deseni vırtı zırtı hazır. Eee yelpaze ve çan denemeye gidiyoruz. çan gelirse dediğim gibi çarı tekrar ejderha yardımına çevirebilirim. E, ve e, kuşak olarak düşündüğüm item bu arkadaşlar. Eğer güzel bir şu an çan ya da yelpaze üretebilirsek bu kuşak olacak. Tabii ki önce e, o yeni gelen çanımızı veya yelpazemizi dokuz basmamız lazım. E, rotamızı oraya göre hesaplayacağız. Tabii ki yelpaze gelme ihtimali daha az. Çan birazcık daha fazla ama ikisinin de gelmeme ihtimali en fazla olan o tabii ki. Dostlar. Şu ana kadar aldığımız paradan 1400 won, 1400 diyorum ya. 120 won harcadık. Burada da tam tabi net bir hesap değil. Ee, bazı ürünler bizim kendimizde vardı ama 350 won civarı bir deneme var. Yani düz hesap hadi 450 won diyelim. Ee, bakalım bismillahirrahmanirrahim. Burada tabi ki arkadaşlar hani amacımızı birkaç kere anlattık ama e, tekrardan anlatalım amacımızı. Şu gayamızı yükleyelim. Amacımız arkadaşlar e, bunu kuşak yapmak ve artı 15'e gidebilecek kallavi bir e, yılan silahı yapmak arkadaşlar. Amacımız bu. E, şu an piyasada e, deneme yok arkadaşlar. Yani piyasadaki yelpaze denemeleri 7 bond. E, o fiyattan da alamam. Kendim Alastor kesmeyi bekleyeceğim. E, alabiliriz gücümüz yeter. De e, 7 bondan bile çok yok. 10-20 tane var arkadaşlar pazarda. Hadi bakalım çanda deniyoruz. Ee, çanda da dediğim gibi çok elit bir çan yakalarsak ejderha yardımı Spacesel bir bu ilkte yapabiliriz Önce çanları deniyorum Sayfa 3'e zaten gelmez Tı ee, tık tıkada tık, tık 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 Çanları denedik Yelpazeleri deniyoruz arkadaşlar Gerçekten masraflı şeyler ee, 20 deneme yaptık ee, Ondan fazla ürün olmasını isterim ee, Birinci sayfada bir tane var. Tık. Ya çok ayıp ya. Ya burada 350 won var ya. 350 wonluk Alastor sandığı açsam zaten bu kadar ürün çıkardı ya. Ya bu gerçek mi ya? Sen de dal gel. Abi bu gerçek 5 tane mi gerçekten? Gerçekten 5 tane mi? %50 arkadaşlar bunun oranı. Neyse bakalım. Beceri ork gelmiş. 4 beceri ork. Bir bayılma bir şeytan iki böcek. Yarı saldırı hızı metin. Ork sp çalma. Beceri ölümsüz. Çok güzel. Arkadaşlar dün hesaplarıma göre 450 bon zarar etmiştik. Mükemmel safir yaktıktan sonra 350 bonluk bir deneme de, de e, geçmişti içeri. Aynı zamanda kule sandıklarımızdan ve Alastor sandıklarımızdan da yine geçmişti. Toplam bir 500 bon civarı bir zararlı bir gün olduğu için keyifsizdim. E, gecenin e, mutsuz saatlerinde bazı e, gelişmeler oldu. Okyanus ayakkabımız 9 oldu arkadaşlar. Okyanus ayakkabımız 9 oldu. E, çoğu bandını sevgilim e, 20 kemiş yapmış biraz uğraştı. iki kere parlattı. Ee, 22 oldu çoğu bandımızda. 24 emiş olan pazardı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 24 emişi değil alttan bir daha götürelim dedik. Ee, bu da bu durumda bir bilgi daha vereceğim size. At e, zımbırtısı da indirime girdiği için atımızı da arkadaşlar 31 yaptık. Ali'cim bu at 31 ne gibi bir faydası var diyeceksiniz. Ee, bineğimize bindiğimizde arkadaşlar bu kaykay da oluyor. Ee, hem bize statlar veriyor. Şu an bakın üstümde hiçbir e, ürün yok. Yani üstümde şu an benim takılarım, vırtım zırtım yok. Sadece eldivenim var. Bakın simya açsam, e, itemlerimi vesaire giysem gördüğünüz gibi çok çılgın e, değerlere ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda binicilik becerilerine tamlığımızı yükselteceğiz. E, ama gaya istediği için e, birazcık problemimiz var arkadaşlar. Gaya istiyor. E, bunu bir dahil halledeceğiz o yüzden. Arkadaşlar e, şimdi şu... Geçenki kor çarkının korlarını açacağım. E, 450-500 zarardan sonra bizi burası kurtaracak arkadaşlar. Ender grane yontulmuş yakut. Yontulmuş grana. Ender safir yeşim yakut. Elmas yakut. Elmas. Oniks. Elmas. Yakut. Grana. Grana. Yeşim. Yakut. Bakın en çok yakut çıktı. Bizi çünkü kurtaracak dedim. Yontulmuş. Ender yakut. Yontulmuş. 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 Antika elmas. Kötü değil. Bu ney? Ender -E Yakut. Yontulmuş Yakut. Bu ne? Antika Onyx. Yontulmuş Onyx. Ender Onyx. Ee, antika Onyx. Antika yeşim, En ucuzları. Kordrakhan Üstent. çıktı. En ucuzu. Bundan da Yontulmuş çıktı zaten. Burası da boş oldu yani. Yani burası Ender Yakut birazcık bol çıktı. Ee, yine buradan ama biraz para gelir. Arkadaşlar. Şimdi planlarımdan birisi de tabii ki Güzel Yelpaze'ye geçip yelpazeye kuşak yapmak ama panelimizi incelediğimizde Yakut'umuzun eksik ve efsunu var. Zayıf. Yeşimimiz Miko. Safirimiz Miko. Oniksimiz de zayıf bir oniks. Bunlara birazcık upgrade koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsun çarımızda kerpetenlerimiz hala 2 adet kerpetenimiz var. Hani o yüzden o işlemleri daha kolay yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi buradan bir simya şansımızı birlikte analiz edelim YouTube'u. Şöyle genel bir analiz edelim. 1'de bir 1 bir dedik. 2'de iki 2 iki dedik. 3'te 2 dedik. 4'te 2 dedik. 5'te 2. 6'da 2. 7'de 3. 7'de 3. Yani %40. Şu an şanssızlığa da 10 üzerinden 4 gidiyoruz. 10 üzerinden 400 üz şu an. 10 üzerinden 400 üz arkadaşlar. Ee, 10 üzerinden 5'e çıktık bence. Ee, 10 üzerinden 5'e çıktık. 10 üzerinden 6'ya çıktık çıktık. 10 üzerinden 6'ya çıktık. Ee, bakalım. Bugünkü şansımızı analiz ediyoruz şimdi. Buralarda analiz ediyoruz şansımızı. 10 üzerinden 5'e bence geri düştük. Bence geri düştük. Anasını satayım. Yeşim bir tane bile geçmedi. Grena'ya tek attık. Grena'ya göre 5 ya... Bakayım Grena 6'ya. Altıya... Grena bizi 6'ya çıkarıyor gibi. Ee, Twitch'ten de abonelik hediyesi geldi. Bu ne demek YouTube? Twitch'e bekleniyorsunuz. Siz de gelin. Siz de abone yapalım demek bu. Diyojen yani. Koskoca Diyojen adam. Evet. Ee, yok geri düştü geri düştü gibi arkadaşlar ee, çok da ya yani vasat gidiyor anladın mı hani ne iyi diyebiliyorum ne kötü diyebiliyorum emin de olamıyorum arkadaşlar ama genel itibariyle iyi biraz para geldi biraz para geldi şu 450 wonluk yangının şöyle üstüne bir 30 wonluk böyle bir tükürdü anladın mı o yangını biraz şey yaptı yani. Videomuz için teşekkür ederim. Buraya kadar gelenleri bir beğeni, bir de abonelik yazar. Yani buraya kadar gelen bir adam. Hani kemik bir adam anladın mı? Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.